Evet, her iki teknik adamın da maç sonu açıklamalarını getirdik ekrana. Fatih Terim'in özellikle açıklamasının sonunda bağış kampanyası soruluyor kendisine. Mustafa Cengiz'in de yine konuşmasında bahsettiği, senin de az önce ihtimallerden söz ettiğin konu. Fatih Terim ilk kez duyduğunu söylüyor. Ondan önce şu Omar olayına kısa bir şey söyleyebilirim değil mi? Omar'ın ziyaretinde çok güzel fotoğraflar vardı. O fotoğrafın ön taraftan gözükmemesini muhtemelen Fatih Hoca müsaade etmemişti. Çok güzel bir hassasiyet, çok olumlu bir hareket yani. O oyuncunun öyle olması lazım olması zaten. Olan böyle ama yakın planda o Fatih Hoca'nın gözlerinin dolması çok net gözüküyor. Duygusal bir görüşme, ziyaret, kendi evine ziyaret gibi demeyelim de sonuçta kendi evi. Onun da bu ilgi hoşuna gitmiştir çünkü öyle ihtiyacı var buna. İnşallah Fatih Hoca'nın dediği gibi bir an önce sahalara döner. Eğer sahalardan bir sıkıntı olursa da en iyi şekilde çocuklarıyla beraber, ailesiyle beraber en sağlıklı bir şekilde bundan sonraki hayatına devam eder. Şimdi oradaki açıklamaların arasında bağış kampanyası sorulduğu zaman Fatih Hoca'nın gerçekten o şaşkınlıkla bağış kampanyası mı demesi beni şaşırttı açıkçası. Etrafına da bakıyor çünkü. Yani ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Maçtan da yani 3 saat aşağı yukarı kaçtı. 4,5, 5 gibi, 4 gibiydi. 3 saat önce falan oluyor. Eğer duyurulmadıysa burada bir tezatlık var. Yani böyle bir önemli bir kampanya başlatıyorsanız çift başlık demeyeyim ama yani burada teknik heyetinizin ve yönetim kuruluşunda kaç kişinin haberi vardı bilmiyorum. Başkan olması gerekeni yaptı. Bunu daha önce Beşiktaş da yaptı. Fenerbahçe de yaptı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in tekrardan başlatacağını duyuyoruz. Dolayısıyla bu kampanya olması gereken bir kampanya. Daha önceden Yellow Friday kampanyasıyla çok ciddi bir şekilde UEFA'ya yapılan sunumda önemli etki geliştirmişti. Çünkü çok ciddi şekilde bir gelir olmuştu. Bir de hem uluslararası medyada hem yurt içi medyasında büyük ilgi görmüştü. Fakat bu kampanyanın başlatılmasında ben Fatih Hoca'nın haberi olmuş olsaydı o kampanya ile ilgili çok önemli birkaç cümle edeceğini, belki sosyal medyadan yapacağı bir paylaşımla bu kampanya zirve yapabilirdi. Ciddi anlamda zirve yapabilirdi. Çünkü Fatih Hoca sosyal medyayı aktif kullanan ve yönetim başkan Mustafa'dan Cengiz'den alacağı pası da çok net gole çevirebilirdi. Hakikaten anlamıyorum yani. Oradaki iletişim kopukluğu demeyeyim ama iletişimsizlik mi artık? Burada bir şey var. Ben Fatih Hoca'ya kızamıyorum. Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e kızamıyorum. O dün akşam diyor ki bana böyle bir teklif geldiği zaman bu kampanya ateşini yakalamadığı zaman çok hoşuma gitti. Taraftarların bu konuda baskı yapması. Bir iki gündür çok ciddi şekilde baskı vardı hakikaten sosyal medya üzerinden. Bu kampanyayı başlatalım biz hazırız diye. Peki sence neden haberi yok Fatih Terim'in? Hakikaten anlamıyorum. Yani bu kadar ortak akılın olması. Bugün çünkü ortak akıl zamanı. Böyle bir kampanya başlayacaksa bu ortak akılla hareket edilmesi gereken bir kampanyaydı. O pası çok güzel gole çevirebilirdi. Gol derken bunu maddi anlamda çok güzel gole çevirebilirdi. Hocanın şaşkın bakışları, orada tekrar yanındaki Eray Sözen medya sorumlumuz arkadaşı soruyor. O da Galatasaray TV'de bugün yayınlandı diyor. Maç konsantrasyonu gerçekten belki haber olmamış olabilir. Çünkü maçın konsantrasyonu Omar'la öğlen bir toplantı yapılıyor. Ha, bundan sonraki süreç ne olur? Bu kampanya daha iyi anlatılabilirdi. Böyle bir ani bir maç günü toplantısı canlı yayınla değil ya daha iyi anlatılsaydı çok daha farklı olabilirdi. Bugün farklı şeyle konuşabiliyorduk. Ama bu yarın olmayacağı anlamına gelmez. Belki tekrar Fatih Hoca ile bir araya gelirler. Bu iş daha farklı olabilir. İrfan Can transferinin yapılması için bu kampanya önemli. Sayın Başkan'ın bugün Göksel Gümüşdağ'la yapmış olduğu transfer pazarlıklarına daha önce 14 milyon eurolar demişti. Rakamlar aşağı çekildi, peşinatlar konuşuldu. Ama bunların hepsi bir sponsorluğa bakıyor. Devam edeceğiz konuşmaya. Şimdi Beşiktaş'ta transferde ne gibi gelişmeler var? Bir yandan da siyah beyazlar Karagümrük'le karşılaşacak, Fatih Karagümrük'le. Son gelişmeler Beşiktaş'ta neymiş? İzleyicilerimizin de sorularına yanıt vereceğini tahmin ettiğim Sercan Dikme telefon attığımızda. Hoş geldin Sercan. Melike Çelik hoş bulduk. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki Fatih Karagümrük maçıyla ilgili beklediğin 11'i de soracağım ama istersen önce transferle başlayalım. Siz 7-24 mesai yapıyorsunuz. Eminim bugün de çok sayıda isimle iletişime geçtin ve bilgi aldın. Hem takımda mevcut oyuncular hem de transferle ilgili muhtemel isimlerle ilgili son gelişmeler nedir Sercan? Açıkçası Melike bugünlerde Fenerbahçeli ve Galatasaray takip eden muhabir arkadaşlarım, abilerimiz, büyüklerimiz çok şanslı. Beşiktaş o konuda biraz bugünlerde durgunluk içerisinde. Beşiktaş yönetimi çünkü her fırsatta, her yayında şunun altını çiziyoruz biz. Bir isim ortaya koymak istemiyoruz. Çünkü Beşiktaş yönetimi şu an oyuncu göndermekle meşgul.
Neredeyse transfer dönemi açıldığından bu yana biz bunun altını çiziyoruz. Beşiktaş yönetimi önce elinde fazlalık halde bulunan futbolcuları göndermek zorunda. Ki Sayın Başkan Ahmet Durçebi yaklaşık 2 saat 3 saat önce Beşiktaş YouTube hesabında yapmış olduğu açıklamada elimizdeki oyuncuları gönderemezsek transfer yapmamız zor açıklaması yaptı. Çünkü Beşiktaş da bir yandan oyuncuları göndermeye çalışıyor. Evet, sebebi limitlerle boğuşuyor olması. Beşiktaş yönetimi bir futbolcu gönderip bir futbolcu almak istiyor. Bunun içinde kadro dışında olan futbolcular da dahil. Lens konusu. Bunu neden söylüyorum? Beşiktaş evet santrafor transferi yapacak ama henüz ciddi bir seviyeye gelen bir isim yok. Ve Beşiktaş yönetimi şu an elinde fazlalık halde olan futbolcuları göndermek istiyor ki limitinde yer atsın sevgili Melike Çelik. Bunun altını çizerek söylüyorum. Evet, Beşiktaş taraftarının biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Bizim konuştuğumuz isimler Beşiktaş yönetimi veya oyuncu tarafları biraz daha sakin olunması gerekiyor Beşiktaş adına. Lens ile ilgili ülkesinde görüşmeler yapıyor Lens. Beşiktaş'tan ciddi bir yıllık ücret alıyor. Sergen Yalçın'ın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. Arap Katar Ligi takımları ilgileniyor ancak benim bugün aldığım bir bilgi Hollanda kendi liginde, kendi ülkesinde talipleri var. Lens'in menajeri görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi birazcık oradan bir beklentisi var. Bunun bilgisini vereyim Lens'le ilgili. Ve kadroda bulunan Adem Laiç. Ona da aldığımız cevap şu. Yüksek maliyeti var. Karşılamıyor Avrupa kulüpleri. O yüzden Dubai'den, Katar'dan teklifler bekliyoruz. Bugün A Spor ekranlarında haberleştirdiğimiz, yani Melike şu an çok acayip çünkü sen gelecek oyuncuları soruyorsun. Ben bunlarla ilgili bilgi veremiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın gelecek oyuncuları gidecek oyunculara bağlı. O yüzden gidecek oyuncuların önemi çok büyük. Güven Yalçın, Beşiktaş yönetimi santrafor transferi yapması durumunda da Güven'le sezon sonuna kadar yollarını ayıracak. Kiralık olarak tabii ki. Bunun bilgisini verelim. Crotone, İtalya Serie A takımlarından zor zamanlar, zor günler geçiriyor Serie A'da. Güven'le doğrudan bir ilgisi var. Hem menajeriyle hem kendisiyle. Güven'de oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor. O nedenle Beşiktaş santrafor transferi yapması durumunda Güven için hem Belçika Ligi'nden hem de İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirecek ve tekrar altını çizerek söyleyeyim. Santrafor transferi yapması durumunda Güven'le yollarını ayıracak. Melike sanırım yine isim veremedim ama gidecek oyunculara bağlı yine. Evet, peki o oyuncular gitmezse ne olacak? O da büyük bir soru işareti herhalde. Peki Sercan Dikme, bir de Karagümrük maçı için...